New West Plastik Cerrahi Merkezi'nin tecrübeli estetik cerrahı Operatör Doktor Güray Yeşiladalı, kusursuz bir buruna nasıl sahip olunacağını anlatırken, daha hızlı iyileşen, daha az ağrı veren yeni yöntemlere dikkat çekiyor. Burun estetiğini konuşmak üzere Operatör Doktor Güray Yeşiladalı ile birlikteyiz. Merhabalar. Hoş geldiniz, merhabalar. Burunda hangi sorunlar estetik operasyonla düzeltilebilir? Burun estetiği ameliyatıyla düzelttiğimiz şeyler daha çok burnun dış görünüşüyle ilgili problemler oluyor. Bunlar burnun aşırı uzunluğu olabilir, aşırı küçüklüğü olabilir, burun ucunun fazla yuvarlak olması veya tombik olması, çok sivri olması olabilir, çok büyük kemerler olabilir. Bu tip dışarıdan bakıldığında görülen ve kişileri rahatsız eden bütün deformiteler burun estetiği ameliyatıyla düzeltilebilir. Tabii bunun yanında burun estetiğinin burnun estetik amacı dışında bir de fonksiyonel bir görevi var ki o hepsinden daha önemli. O da nefes almak, konforlu bir nefes almak. Bu aslında burun estetiği ameliyatı içerisinde bizim en ön sıraya koyduğumuz şey. Yani güzel bir burunu oluştururken aynı zamanda fonksiyonlarını da bozmamaya çalışıyoruz. Eğer fonksiyon bozuksa, yani nefes almakla ilgili sıkıntıları varsa onları da bu ameliyatla birlikte düzeltebiliyoruz. Yani burun içerisinde büyümüş burun etleri varsa bunlar alınabilir veya yakılabilir. Eğer burun içerisindeki septum dediğimiz duvarda ciddi eğrilikler, yani deviasyonlar varsa bunlar düzeltilebilir. Yani hem içeride hem de dışarıda müdahaleler yaptığımız kompleks bir ameliyat aslında burun estetiği. Burun estetiği yaptıktan sonra dışarıda herhangi bir iz oluyor mu? Burun estetiği genel olarak iki farklı yöntemle yapılıyor. Bütün dünyada böyle. Birisi kapalı teknik, birisi de açık teknik. Açık rinoplasti, açık burun estetiğinde burnun ucunda, iki burun deliğinin arasında dikişler olur. Bu dikişler çoğu zaman iyi iyileşirler. Ama zaman zaman istenmeyen basamak şeklinde kalan izlerle sonuçlanabilir. Diğer yöntem kapalı burun estetiği. Kapalı burun estetiği tamamen burun deliklerinin içerisinden yapılan bir ameliyat. Bu nedenle dışarıda hiçbir dikiş, hiçbir iz kalmıyor. Bütün ameliyat süreci burun deliklerinin içerisinden yapılan kesilerle ve burun deliklerinin içine atılan dikişlerle tamamlanıyor. Peki burun ameliyatı olmadan önce nasıl bir buruna sahip olacağımızı bilebilir miyiz? Şimdi buradaki esas mesele tabii burnu sadece kendi içerisinde değil, yüzün tamamıyla bir bütün olarak değerlendirmek. Yani çok güzel bir burun herkesin yüzünde aynı şekilde güzel durmayabilir. Burada kişinin alnının çıkıklığı, gözlerinin birbirine olan uzaklığı, dudaklarının kalınlığı, çenesinin önde veya geride olması hepsi önem arz ediyor. Ameliyat öncesi bilgisayar programlarıyla burun üzerinde yapılacak değişiklikler önceden planlanabilir. Ve bu sayede ameliyat sonrasında nasıl bir burun elde etmek istediğimiz hasta ve doktor açısından ortak bir noktada buluşularak daha güvenli bir süreç sağlanabilir. Buradaki önemli noktalardan birisi şu, bu bilgisayar animasyonları veya tekrar yapımları bir garanti, bir teminat değildir. Bunlar bir yol göstericidir ve hasta ile doktorun iletişimini kolaylaştıran bir araçtır aslında. Burada az önce de söylediğim gibi önemli olan nokta kişinin yüzünü bir bütün olarak değerlendirmek. Yani çoğu zaman burun ameliyatı ile birlikte çeneye, dudaklara da müdahaleler yapıyoruz. Çenesi çok geride olan birisinin burnunu ne kadar küçültürseniz küçültün her zaman önde durmaya devam edecektir ve büyük gözükecektir. O zaman burnu küçültmenin yanında bir miktar çeneyi de öne alarak ikisini dengelemek çok daha önemli hale geliyor. Veya alnı çok önde olan birisinin burnu her zaman daha geride gözükecektir. O zaman alnına yönelik bazı küçük müdahaleler veya daha büyük müdahaleler estetik sonucu tam olarak görmek için yapılması gereken şeyler haline geliyor. Peki burun estetiği operasyonunun sürecinden ve sonrası süreçten biraz bahsedebilir miyiz? Burun estetiği ameliyatı genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Yaklaşık 1,5-2 saat kadar süren bir ameliyat. Ameliyattan sonraki erken dönemde birkaç saat hastanede misafir ediyoruz hastalarımızı. Aynı gün taburcu olunabilecek bir ameliyattır. Hastanede yatmayı gerektirmez burun estetiği. Akşam saatlerinde, sabah yapılan ameliyattan sonra akşam saatlerinde kişiler hastaneden ayrılabilirler, taburcu olabilirler. İlk günlerde buz uygulaması ve yüksek birkaç yastıkla yatmak önemli. Şişliklerin azalması açısından veya olmaması açısından. Ağrılı bir ameliyat değildir. Ağrısız bir süreçtir burun estetiği, burun ameliyatı.
O nedenle kimsenin korkmasına gerek yok. Eskiden tamponların çekilmesiyle ilgili bir korku vardı. Artık bir fobi haline gelmiş bir şeydi bu burun estetiğiyle. Artık o bez tamponlardan kullanılmıyor. Şu anda kullanılan şeyler maksimum, eğer çok ciddi eğrilikler varsa, silikon destekler kullanılıyor. Eğer ciddi eğrilikler de yoksa hiçbir şey kullanılmıyor. Artık tamponsuz yapılıyor tamamen burun estetiği. Bu silikon destekler kullanıldıysa eğer, bunlar ağrı veren şeyler değiller çünkü yapışmıyorlar içeriye. O nedenle çıkartmak çok kolay. İkinci, üçüncü gün arası o silikon destekler konulduysa eğer, onlar çıkartılıyor. Bir hafta kadar ameliyattan sonra burnun üzerinde atel dediğimiz bir plastikten yapılmış bir destek, bir koruyucu bir malzeme tutuyoruz. Bu yaklaşık bir hafta sürüyor bunun durması. Bir hafta da sonra o atel çıkartıldıktan sonra da bir bandajlama yapıyoruz ki çok fazla şişmesin tekrar. O bantlar da bir hafta kadar kalıyorlar. 15 gün sonra ameliyattan kişinin yüzünde ameliyata ait hiçbir iz veya eser kalmaz. Ve kişiler sosyal hayatlarına tam olarak dönebilirler. Bu süre içerisinde 15. günden sonra sizi tanımayan birisiyle karşılaşırsanız ameliyat olduğunuzu anlamaz dahi. Böyle de hızlı bir iyileşme süreci vardır. Burun ameliyatı ile ilgili şişliklerin, oluşan değişikliklerin %70'i ilk 3 haftada tamamen geçer zaten. Geri kalan iyileşme süreci ise çok yavaştır ve çok uzundur. Yaklaşık 6 ay 9 ay arası bir süre geçmesi gerekir diğer şişliklerin geçmesi için. Son halini görmek için klasik söylenen şey bir yılın geçmesidir tabii ki. Bir yıl geçmeden burnun artık senin bu demeyiz kolay kolay hastalarımıza. Bir yılın sonunda bunu söyleriz. Çok sıklıkla yurt dışından gelen hastalarımız oluyor. Bu hastaların bir hafta ilk atelin çıkartıldığı süre içerisindeki ilk bir hafta burada kalmaları yeterli oluyor bizim açımızdan. Birinci haftadan sonra çünkü yapılacak bir müdahalemiz yok. Ateli burada çıkartıyoruz ve daha sonra hastalarımız ülkelerine, evlerine geri dönüyorlar. Peki burun ameliyatı olmuş birisinin yapmaması gerekenler nedir o süreçten sonra? Burun ameliyatından sonra erken dönemde zaten burnun üzerindeki koruyucular bir uyarı niteliğinde insanları engelliyorlar yanlış şeyler yapmaktan. Ama o bandajlar çıkartıldıktan sonra hala dokuların hassas olduğu, yeni iyileşme döneminde olduğu unutulmamalı. İlk 3 ay gözlük kullanılmasını kesinlikle istemiyoruz. Çünkü ciddi bir baskı yapıyor kemiklere ve çökmelere sebep olabiliyor. Çok ciddi darbelerden mutlaka uzak durmak gerekiyor. Sauna gibi, solaryum gibi ödemi arttıracak ortamlardan, aşırı sıcak ortamlardan kaçmak gerekiyor. İlk dönem için buz uygulaması önemli ama daha sonra ilk 6 hafta için mutlaka biraz başın daha yukarıda olduğu yatış pozisyonlarını tercih etmek gerekiyor. Daha sonrası için de tabii ki yine burnun dikkatli bir şekilde, yani ciddi darbelerden, sert darbelerden korunacak şekilde yaşanması gerekiyor. Peki bir hasta daha önce bir burun ameliyatı geçirmiş ve memnun kalmamışsa onun için ne yapılabilir? Şimdi her zaman istenilen sonuç elde edilemeyebiliyor burun estetiğinden sonra. Bu oran bütün dünyada yaklaşık %15. Yani 10 tane burun estetiği ameliyatı olan kişiden birisi sonuçtan memnun olmuyor ve tekrar ameliyat oluyor. Buna revizyon ameliyatı diyoruz biz. Bu revizyon ameliyatının aslında bir sınırı yok. İkinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatlar, dördüncü ameliyatlar dahi yapılabiliyor. Ama unutmamak gereken, akıldan çıkartmamak gereken şey şu ki her ameliyat bir öncekinden birazcık daha zor hale geliyor. Çünkü yeni iyileşme dokuları oluyor. Burun ameliyatları sırasında kıkırdaklar ve kemikler şekillendiriliyor. Hatta bir miktarı çıkartılıyor. Her ameliyatta bu kıkırdak yoğunluğu azalıyor, miktarı azalıyor. Bazen bu revizyon ameliyatlarında kişilerin kulaklarından veya kaburgalarından kıkırdaklar alınarak çok küçülmüş, çok incelmiş, çok sivrilmiş burunları büyütmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle ilk ameliyat her zaman için en başarı şansı en yüksek olan ameliyattır. Mükemmel sonuca ulaşmanın en mümkün olduğu ameliyat ilk ameliyatlardır her zaman. Genellikle bu ikinci, üçüncü ameliyatlara ihtiyaç kötü planlamalar nedeniyle, doğru teşhisler konmadıysa, yanlış müdahaleler yapıldıysa eğer karşılaşılan şeylerdir. Ama böyle dertleri olan kişiler de tamamen çözümsüz değiller tabii ki.
oluşabilecek böyle istenmeyen sonuçlar da ikinci veya üçüncü ameliyatlarla düzeltilebilir. Bu verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.